böyle buluştuk ki? Ben sana gelseydim. Bu aralar biraz dikkatli olmamız lazım. Yoksa bizi ayırırlar. Beni o kadar yalnız bıraktın ki. Sana çok ihtiyacım var. Kalbim sanki ikiye ayrılıyor. Canım çok yanıyor Fatih. Keşke söküp alabilsem bütün acını. Ben varım. Bak. Sana söz. Bu kahpe dünyada seni bir başına bırakmayacağım. Söz. Nilüfer. Senden başka kimsen? Benim de senden başka kimsem yok. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşınla mı? Onun kim olduğunu görmediğimi sanıyorsun. Nilüfer, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Böyle şeyler bir tek senin mi hakkın yani? Senin o adamla ne işin var? Seni ilgilendirmez Elif. Nilüfer! Nilüfer! Nilüfer, konuşacağız. Nilüfer, nereye gidiyorsun? Dur, daha konuşacağız. Allah Allah, rahat bırak beni. Ben sana karışmıyorum. Sen niye bana karışıyorsun ki? Ne zamandır var bu şey, ha? Cevap ver Nilüfer. Sen burnunu sokmasana. Bana karışma artık, beni rahat bırak. Ya ne demek burnunu sokma? Ben senin ablanım. Ve o herif manyak teki. Şimdi mi aklına geldi benim ablam olduğun? Ben onca şey yaşarken sen neredeydin acaba? Yanındaydım Nilüfer. Ben her zaman senin yanındaydım. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmadım. Ben her şeyi biliyorum Elif. Metin bana her şeyi anlattı, tamam mı? Ne yani, sen şimdi o adamın laflarına mı inanıyorsun ha? Nilüfer, o adam seni bana karşı kullanıyor. Her şeyi sen biliyorsun değil mi? Sen mükemmelsin, ben aptal. Beni sadece kullanırlar. Sevilen, sevilmeyi terk eden tek kişi sensin değil mi Elif? Ya ben öyle bir şey mi söyledim? Nilüfer bak, dinle beni. Ben seni yeterince dinledim Elif. Şimdi sen beni dinle. Babamla girdiğiniz bütün pis işleri biliyorum. Kara para akladığınızı, bizim gözümüzün içine baka baka yalan söylediğinizi biliyorum ben. Ne yani, sen şimdi üç gündür tanıdığın adamın laflarına bakarak babamla beni ipe mi gönderiyorsun? Ve gelip bana sorma zahmetine bile katlanmadın, öyle mi? Evet, katlanmadım. Çünkü Metin bana her şeyi izletti Elif. O adamı bir elime geçirirsem. Ne yapacaksın ha? En az sen de onun kadar suça batmışsın Elif. Peki, madem Metin sana her şeyi izletti, neden yaptığımı da söyledi mi? Söylemedi. Nilüfer, Metin beni tehdit etti. Ben hepsini seni kurtarabilmek için yaptım. Ben hepsini sana bir daha kavuşabilmek umuduyla yaptım. Benim
Babam her ne kadar kara paradan hiç haberim bile yoktu. Sana inanmıyorum. Ne demek inanmıyorum? Nilüfer, daha konuşmam bitmedi. O adam seni bana karşı kullanıyor. Ve sen onun dolduruşuna geliyorsun. Onun tek amacı beni kurye olarak kullanmak. Daha iki gün önce beni arayıp tehdit etti. Madem seni bu kadar seviyor, senin ablanı neden kurye olarak kullanmak istesin? Senin bahsettiğin sevgi bu mu Allah aşkına? Metin beni gerçekten çok seviyor. Metin beni hepinizin sevdiğinden daha çok seviyor. O bana zarar verecek hiçbir şey yapmaz. Ben kaçırıldığımda Metin olmasaydı ne olacaktı biliyor musun sen? Adamın beni bana tecavüz edecekti Metin olmasaydı. Beni Metin kurtardı. Nilüfer, Allah aşkına bizi kaçıran kişi Metin'di. Seni günlerce rehin tuttu. Başımıza ne geldiyse o adam yüzünden. Nilüfer, ne olur gözlerini aç artık. Seni kurtarmaya çalışan bendim. Keşke kurtarmasaydın Elif. Ben zaten hiçbir şey yapmanı istemedim. İstemiyorum. Sen benim annem falan değilsin. Benim bir tane annem vardı, o da öldü, tamam mı? Benim için hiçbir şey yapma. Nilüfer, ne olur böyle yapma. Ben eşyalarımı toplayıp sevgilimin yanına taşınıyorum. Madem artık ortada aile diye bir şey kalmadı, herkes kendi hayatına baksın. Beni rahat bırak Elif. O adamın yanına gitmek için cesedimi çiğnemen gerekiyor. Elif, çekil yolumdan çünkü ben gideceğim. Hayır, gitmeyeceksin. Elif, gideceğim. Nilüfer, hayır, gitmeyeceksin. Elif, gideceğim. Nilüfer. Hülya. 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 Buyurun Elif Hanım. Hemen Nilüfer'in valizini hazırla. Çabuk ol. Peki efendim. Yapamazsın. Beni New York'a postalayamazsın. Ben Metin'i bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben senin ablanım Nilüfer. Ve sana hala ben bakıyorum. Üzerinde hakkım var. Ben ne dersem onu yapacaksın.